أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahyeddîne bâde en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîn alâl hayri velev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve külle muhtesin bid'a. Ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâletin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan ızam aleyhimiz salavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaalar, rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bil cümle ahirete irtihar eden mümin ve müminatın hasaten eserinden yararlandığımız bu cami-i şerifin haziresinde metfum bulunan Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi ve üstazlarının ve yetiştirdiği talebelerin, üstazlarımızın, meşayihlerimizin, hazırun ve dersimizi dinleyen cemaat kardeşlerimizin bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime hutaba, müezzinin, kayyibin, mümin ve müminatın bu cami-i şerifi yaptıranların, bugüne kadar yaşamasına emeği geçenlerin, kafesinin, tüm geçmişlerimizin ervahı için El-Fatiha. El-Kur'an Allah, Kur'an ehli Allah ehlidir. Evet, bu kadar. Kur'an ehli ne demek? Bak sen şimdi. Kur'an ehli demek, Kur'an'ı ezberleyen hafızlar demek. Hafızlar, Allah'ın kelamını etine kemiğine sindiren adam demek. Kalbinde taşıyan adam demek. Allah'ın kelamından şerefli bir kelam olur mu? Olmaz. Öyleyse benim dedemin vasiyetini buldum ben. 1967'de araştırırken toprakların altından vasiyetname yapmış dedem, büyük hocaymış. Hafızlara tazim edeceksiniz diyor. Bize de öğrettiler ki hocalarımız tazim Allah'a olur. Evet. Ehl-i sünnet inancına göre tazim yalnız Allah'a olur. Dedem de diyor ki hafızlara tazim edeceksiniz. Benim kafa karıştı. Sonra öğrendim ki neden hafıza tazim edin diyor. Onun içinde etinle kemiğine Kur'an sinişmiş. Kur'an var. Ona tazim edeceksiniz. Allah'ın kelamına, yoksa onun etine kemiğine, kaşına gözüne değil. Allah'ın kelamını taşıdığı için tazim edin diyor, ikram edin diyor, saygı duyun. Burada da diyor ki Kur'an ehli Allah'ın ehlidir. Ne demek arkadaş? Senin ehlin kim? Senin hanımın, çocuğun, oğlun, kızın. En yakının yani. Kur'an ehli Allah'ın en yakınıdır. Bu kadar kendini yakın ettiği kişiler gibi Allah'ın kendi yakın ettiği kişidir. Yoksa Allah'ın tabi mesafe yakınlığı yok biliyorsunuz. Mekana sığmaz Allah. En yakınıdır. Bir bunlar kimdir? Kur'an'ı ezberleyenlerdir. Bitmedi. Ezberlemek bitmez. El amilune bihi. Kur'an'la amel edenler. Hem Kur'an'ı ezberleyenler hem de Kur'an'ın hükümleriyle amel edenler. Allah'ın ehlidir. Elullahi. Yani en yakın evliyasıdır, dostlarıdır. Evet, Kur'an ehlini Allah kendine izafe etti. Allah'ın ehlidir dedi, ehlidir dedi. Evet, Kur'an hafızının, Kur'an bilen kimsenin, Kur'an hükümlerini yaşayan kimsenin insanlar arasındaki şerefini, değerini göstermek açısından Kur'an ehli Allah ehlidir buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Kendine ona izafe etti. Mesela Kabe. Hacılar gider. Allah hepinize hacca gitmek nasip etsin.
hacca giderler. Kabe nedir? Karadaşlardan örülmüş böyle bir bina. Üstüne sonra perde asmışlar. Yazılar filan yazmışlar. İbrahim Aleyhisselam yazdığında o yazılar filan yoktu. Altın yazılar var şimdi. Altın oluğu filan yoktu. Bizim Osmanlı padişahları altın oluk yaptırdılar. O perdesinin üstüne de o altın yazıları bizim Osmanlılar başlattı, padişahlar. Allah tüm geçmişlerimize rahmet eylesin. Şimdi böyle bir bina, Karadaş. Karadaş. Ama Kabe çok şerefli. Peygamberimiz de söylüyor. Hicret ederken kafirleri şaşırtmak için Medine'ye giderken, Medine kuzeyde olmasına rağmen güneye gitmiş. Sevr Dağı'na gitmiş, güneye. Evvela bize düşen aklımızı kullanmak. Aklını kullanmış, kafirleri şaşırtmak için bu kuzeye gider diye peşinden geleceklerini biliyor. Güneydeki mağaraya çıkmış, 3 gün orada kalmış, aramışlar bulamamışlar Medine tarafında, yok. O Sevir mağarasında saklanmış, sonra onları şaşırttıktan sonra inmiş oradan, Medine'nin güneyinden geçip gidiyor, kuzeye çıkacak çünkü. Geçerken Kabe'yi görüyor. Ey Kabe, ey Mekke, yeryüzünde benim en sevdiğim yer Mekke'dir. Ey Kabe, sen de en şerefli binasın. Ama diyor, en şerefli binasın. Kabe şerefli. Müminin kalbi senden daha şereflidir. Neden? Orada Allah'a iman yatar. Çünkü mümin irade sahibidir. Mümindir. Kabe bir taştan ibarettir. Kabe'nin şerefi nereden geliyor? Allah Kur'an'da Beytullah demiş. Allah'a izafe edilmiş. Allah kendine bağlamış beyti, Kabe'yi. Şeref oradan geliyor. Allah ismiyle beraber kullanıldığı için. Burada da Kur'an hafızlarının, Kur'an'ı bilip de uygulayanların, güzel insanların şerefi Kur'an'dan geliyor. Allah kelamı şerefli. Onu ezberlediği için şeref oradan geliyor. Evet, onu söylemek istiyoruz. Onu söylemek istiyoruz. Kur'an-ı Kerim'i İbnül Arabi diyor ki, Kur'an ehli konusunda şunu söylememiz lazım. Bunlar Kur'an-ı Kerim'i Arap olsun, Acem olsun, yani Arap olmayan, Acem deyince bizde İranlı anlaşılır, değil. Arap olmayana, Arapçayı bilmeyene Acem derler teknik olarak. Arap olsun, Arap olmasın, Arapçayı bilmeyen, kim olsa olsun, Kur'an-ı Kerim'i okuyan, öyle diyor bakın, yakra'una hurufahu, harflerini okuyan. Şimdi buradan sorular var. Söylüyor, ben diyor işte Türkçe, Latin harfleriyle yazılan Kur'an'ı okuyorum, sevabı var mı diyor. Önemli olan Kur'an-ı Kerim'in kelimelerini telaffuz etmektir, söylemektir. Kulağın duyacak kadar mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunları telaffuz etmek kulağın duyacak. Bunu söylemiyor adam. Bu telaffuz değil, okumak değil. Bu düşünmek. Ben Fatiha'yı okudum. Yok, okumadın. Okursan Elhamdülillah diye kulağın duyacak. Telaffuz etmen lazım. Telaffuz sırasında da Arap harfleriyle okuyor diyor. Bak burada okumasıdır diyor. Ehlül Kur'an olmak için Kur'an'ı kendi harflerini ayırt edecek şekilde okumaktır. Birinci madde bu. Mesela Türkçe'de bir tek H vardır. Hakim derken de aynı H'yi kullanırsınız. Hekim derken de aynı, hüküm derken de aynı H'yi kullanırsınız. Hırlama derken de, horlama derken de aynı H'yi kullanırsınız. Fakat Arapça'da bunlar farklı. Elhamdülillah. Hamd Allah'a mahsustur. Hamdülillah derseniz Allah yok olsun demek, sönsün demek. Tam tersine bakın, hırladınız mı? Hallak, berber demek. Hallak, yaradan demek. Ne kadar bakın, Türkçe'de bunu ayıramıyorsunuz. Mesela sevb, elbise demek. Ama sinle söylerseniz başka manada. Gibi, gibi. Şimdi onun için Kur'an harflerini çıkaracak şekilde okumaktır Kur'an okumak. Bu Latin harfleriyle Batılılar bunu geliştirmiş. Transkripsiyon diyorlar. İşte H harfinin üstüne nokta koyuyorlar diyorlar şu. Çizgi koyuyorlar şu. Altına çizgi koyuyorlar şu.
ama o kadar karışık oluyor ki biz doktora yaparken kelimeleri bu Latin harflerine göre transkripsiyon işaretiyle yazdırdılar bize. O kadar zor. Onu o zorluğu öğreninceye kadar asil harflerinden öğren. Bir hafta 10 gün. En beceriksiz adam bir ayda öğrenir. En beceriksiz adam. Ben yeğenime, şimdi profesördür, bir haftada öğrettim. Böyle tecvidiyle okuyacak şekilde. Bir hafta öğrendi. Hadi sen bir ayda öğren. Onunla o karışık şeyler, işaretlere daha zor olur. Şimdi demek ki Kur'an okumuş olmak için Kur'an'ın harflerini çıkaracaksınız, telaffuz edeceksiniz. Ayırt ede ede. S mi, sa mı, f mi, z mi, za mı, del mi? Bunları ayırt edecek şekilde t mi, t mı, dal mı? Bunları ayırt edecek şekilde okumaktır. Bitmez. Bitmez diyor İbnül Arabi Hazretleri. Diyor ki evet, manasında bilmesi lazım. Kur'an ehli olabilmesi için, Kur'an ehli Allah ehlidir sınıfına girebilmesi için Kur'an'ı böyle düzgün okuyacak. Ondan sonra manasını da bilmesi lazım diyor. Ne dediğini bilmezse neye göre hareket ediyor? Faydasız değil, namazı geçersiz değil. Ama Kur'an ehli Allah ehlidir sınıfına girmek için bir adamın Kur'an'ı düzgün okuması lazım tecvidine göre. İki, manasını bilmesi lazım. Bu zor değil. Arapça bilmenize gerek yok. Bir sürü mealler var. Kur'an tefsirleri var. Bunları pekala okuyup Kur'an okuduğunuz elhamın, surelerin manalarını bilebilirsiniz. Allah ehli olabilirsiniz. Kolay iş. Arapça bilmeye gerek yok. Kur'an ehli ehlullah'tır. Bu el kelimesi, ehil kelimesi üzerinde biraz durmak istiyorum. Şimdi biliyorsunuz Ali Muhammed, Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ali seyyidina Muhammed. El kim? Ehli beyt kim? Bunları biraz açıklamak istiyorum. Şimdi bu ehli beyt bir kere bu el'in içine giriyor. Ali Muhammed. Alullah. Bunun içine giriyor. Ehl-i Beyt kim? Ehl-i Beyt zekat alamayan peygamberin akrabasına Ehl-i Beyt deniyor. Zekat onlara haram. Çünkü Kur'an'da peygamberimizin Ehl-i Beyti tertemiz ailelerdir. Zekat ise zenginlerin unuttukları, hata ettikleri bir takım kirleri temizleyen posadır, posa. Fakirlerin alması helaldir. Hiç endişe etmesinler. Fakat zekat malın kirlerini temizleyen posadır. Onu alırsın halis mal kalır. Zenginler posadan kurtulurlar. Peygamber tertemiz bir aile sülalesi, peygamber sülalesi. Allah o posayı, zekat almayı onlara haram kılmış. Zekat alınması haram, alması haram olanlar Ehl-i Beyt'tendir. Kim onlar? Haşim oğulları. Haşim oğulları ki Peygamberimizin amcası Abbas'ın sülalesi Alu Abbas. Hazreti Ali'nin sülalesi Alu Ali. Cafer bin Ebi Talib peygamberimizin amcası sonra gazada şehit olmuş. İki kolunu harpte kaybetmiş. Cafer-i Tayyar denen Cafer bin Ebi Talib'in sülalesi. Ve Alu Akil. Akil şeyde yatıyor Medine'de, onun gene peygamberimizin yakın şeylerinden, onun sülalesi. Ve Alul Haris, Haris'in sülalesi. Bunlar peygamberimizin zekat alması haram kılan yakın akrabasıdır, Ehl-i Beyt'tendir. Şimdi ne yazar diyeceksin sen, peygamberin amcası olsa. Evet, iman olmazsa hiçbir şey yazmaz. Ebu Leheb de peygamberin amcasıydı. Kur'an'da cehennemlik olduğu tescil edilen rezil heriftir. Tebbet yede Ebi Leheb. Yuh Ebu Leheb'e. Kur'an'la tescil edilmiş cehennem kütüğü. Karısı da cehennem odunu taşıyor. Odun taşıyıcı. Cehenneme tescil edilmiş. İman olmazsa hiç değeri yok. Ama iman ederse çok değeri var. Biliyorsunuz
Bu ümmetin bir numarası Hazreti Ebubekir, faziletini bir nebze anlattık size. İki numarası da Ömer'dir. Ehl-i Sünnet inancı böyledir. Üç numara Osman'dır, dört numara Ali'dir. Onların sahabe böyle kademe kademe sıralanmışlar. Hazreti Ömer halifeyken, yağmur yağmamış. Hazreti Ömer başta olmak üzere sahabe çıkmışlar Medine'nin açığına, tepeye. O zaman Bakî kabristanı biraz şöyle ağaçlık tepeymiş. Oraya doğru gitmişler. Orada giderken Hazreti Ömer de bu kadar güzel insan olmasına rağmen peygamberin amcası olmanın, Ehl-i Beyt'inden olmanın değerini ben size anlatmak istiyorum. Demiş ki Abbas demiş, peygamberin amcası, duamızı demiş sen de katıl da sen de yapıver duamızı. Ömer ondan rica ediyor. Peygamberin Ehl-i Beyt'inden olmanın şerefine bak. Olur demiş o da. Buyur demiş, dua et. Hiç bulut yok havada. Hazreti Abbas, askına ya Rabbi. Bize su ver ya Rabbi. Askına ya Rabbi. Üçüncüde şarr. Camiye zor gelmişler. O kadar bol yağmur. Abbas bu işte. Peygamber yakın amcası olmak, imanda ona bağlanmak kaydıyla böyle şerefi haiz. Bu Ehl-i Beyt, Ehlullah'tır. Allah ehlidir. Onu arz etmek isterim size. Ehil anlamına da geliyor. Tabii bunun içerisine bunlar girdiği gibi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhterem hanımları da girer. Onlar ümmeti Muhammed'in analarıdır. Ümmehatül müminin. Kur'an'da böyle geçiyor. Müminlerin analarıdır onlar. İnsan anasıyla evlenemeyeceği için Peygamberin vefatından sonra dul kalan hanımlarıyla kimse evlenememiştir. Haramdır. Anası ya. Herkesin anası onlar. Bizim de analarımız onlar. Allah şefaatle nail eylesin. İşte bu Peygamberimizin tertemiz hanımları. 12 kişi. 12 kişi. 9 tanesiyle beraber kalmış. Bir anda sağken. Ama ölenler var. Onları öldükçe bir daha evlenmiş. Böyle 12 tane hanımı var Peygamberimizin. 6'sı Kureyş'ten. 5'i Arap, bir tanesi İsrailli Safiye anamız. Bunlar isimleri teberrüken anıyorum. Hatice, Meymune, Ayşe, Ümmü Habibe, Hafsa, Zeynep, Ümmü Seleme, Safiye, Cüveyriye, Zeynep binti Huzeyme ve Sevde radıyallahu anhun analarımızdır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çocukları da ehlin arasına girerler. Bunlar da ilk çocuğu Peygamberimizin Kasım. Ondan dolayı Ebul Kasım. Kasım'ın babası, künyesi öyle. Hiçbir kimse Ebul Kasım adını alamaz. Kasım adını verebilir çocuğun ama Ebul Kasım Peygamberimize mahsustur. Kasım, Abdullah, İbrahim, Zeynep, Rukiye, Ummu Gülsüm, Fatıma analarımızdır. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine bizi nail eylesin inşallah. Evet. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği Kur'an'ı güzel okuyan, manasını bilen, manasına göre yaşayan adam ehli Kur'an'dır, ehlullah'tır, ehlullah'tır. Saygı duyacaksınız. Şerefli insanlardır. Bu hadisi bu Ehl-i Beyt'le beraber sizlere açıklamaya çalıştım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çok ümmeti Muhammed'i çok seviyor. Çok seviyor. Kur'an'da var ya لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتْتُمْ حَر۪يسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَعُوفٌ رَح۪يمٌ Müminleri çok sever. Çok şefkat sahibidir. Bir müminin ayağına diken batmasına razı olmaz. رَعُوفٌ رَح۪يمٌ Şimdi Ehl-i Beyt tertemiz. Ehl-i Beyt Ehlullah'dır. Kur'an ehli Ehlullah'tır. Müminler nedir? Şimdi bizi kurtarıyor şimdi. Bak ne diyor? Sormuşlar. Ehl-i Muhammed kimdir? Çünkü iş geçirmişler.
Biz senin karın değiliz, oğlun torunun değiliz ya Resulallah. Amcan değiliz. Bizim durumumuz ne olacak ya Resulallah? Hiç kalp kırmamış hayatında peygamberimiz. Hiç. Hiçbir talebe hayır dememiş. Sadece namazda eşhedü en la ilahe illallah derken la demiştir, hayır olmaz demiştir. Allah'tan başka ilah yok, olmaz demiştir. Ancak Allah var demiştir. Hayatta kimse bir şey rica etse kimseyi reddetmemiştir. Böyle deyince müminler çok seviyor. Şunu söylemiş. El Muhammed küllü takiyin. Her müttaki mümin benim ehlimdendir, ehlimdir. Tabii peygamberimizin ehli olunca ehlullah oluyor. Ehlullah oluyor. Hepimizi dairenin içine almış. Onun için Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed derken ümmeti Muhammed de buna dahildir diyorlar. Neden? Takî, müttakî demek. Takva sahibi demek. Takva ne demek? Allah'ın yasaklarından sakınıp emirlerine uyan adama müttakî derler, takî derler. Allah'ın baş emri la ilahe illallah deyin. Fa'lam ennehu la ilahe illallah. Allah'tan başka hiç ilah yoktur. Allah birdir. Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Bunu söyleyin diyor Allah Kur'an'da. Baş emir bu. Bu emre uyduk. Mümin olduk elhamdülillah. Allah bu kelimeden bizi ayırmasın. Bu kelimeyle yaşasın. Bu kelimeyi söyleye söyleye öldürsün. Bu kelime de bu kelimeyle beraber ilk kabirden dirilirken bunu söyleye söyleye dirilsin. Bunu söyleye söyleye mahşere gidenlerden eylesin. Buna hep olacak. Başımıza gelecek. Allah bu kelimeden bizi ayırmasın. Şimdi iman ehli de ehlullah'tır. Takvanın en geniş dairesi bu kelimeyi söyleyen kimsedir. Takva içine girer. Küfürden korunmuştur. Küfürden korunmak, müminlik dairesine girmek, takva sahibi olmanın en ucudur. Bunlar da Allah'ın ehlidir. Allahu veliyyüllezine amenu. Allah iman edenlerin dostudur. Müminler Allah'ın evliyasıdır bu anlamda. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen Allah'ın dostudur. Onun için o da ehlullah'tır. Ondan dolayı ehli sünnet inancı bu kelimeyi söylemiş, bunu tasdik etmiş. Bir sürü suçu var, günahı var. Olsa da inkarcı olmamak kaydıyla ehlullah'tan olduğu için ebediyen cehennemde kalmayacaktır deriz. Ehli sünnet inancı budur. İnşallah oraya gitmeden Allah bizi kurtaracak, peygamber şefaat edecek, Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Hasan, Hüseyin efendilerimiz kurtaracak inşallah. Bu kelimeden Allah bizi ayırmasın. Bu kelimeyi söyleyenler de ehlin içine girer. Tabii esas manasında takva, Allah'ın emrettiklerini uymak, yasak ettiklerinden uzak kalmaktır. Hatta şüpheli şeylerden bile uzak kalmaktır. Müttaki buna derler. İşte peygamber onu söylüyor. El Muhammed küllü takiyin. Bana söyleyin. Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılıyor musunuz? Yasaklarından uzak kalıyor musunuz? Öyleyse her müttaki benim ehlimdendir, ehlimdendir, Allah'ın ehlindendir diyor. Sahabenin gönlü oh demişler. Elhamdülillah. Bize de kapı var, açık kapı var. Evet, hepimize açık kapı var. Allah bu kelimeden, imandan, İslam'dan bizi ayırmasın inşallah. Bu hadis-i şerifi Haraiti Malik bin Enes, İmam Malik, Maliki mezhebinin sahibi Hazreti Enes'ten nakletmiş. Enes İbni Malik'ten. Bu sahabi Malik bin Enes mezhep sahibi İmam Tabiun'dan, ondan nakletmiş.
Allah onlardan razı olsun.